Mehmet Şeker Süt oğlan saldırdı. Seni hiç sevmedim süt oğlan. Zaten babanı da sevmezdim. Bu söz, meşhur bir Yeşilçam filminden aklımıza takılan repliklerden biri olarak bilinse de, aslında Şener Şen'in Kemal Sunal'a söylediğinden ziyade, Beşer Esed'e uygun bir cümle. Peşinden de şu gelebilir, o da senin gibi gulyabaniydi. Babası Hafız Esed de kendi vatandaşına eziyet etmekte, hayatı zindana çevirmekte, sesini çıkaranın kafasını kesmekte pek mahirdi. Hapse giren bir daha çıkamazdı. Ne durumda olduğunu sormaya gidenin bile hayatı riske girerdi. Bugün de farklı değil. Hatta bu süt olan babasını da geçti. Vatandaşlarının bazıları vatandaş statüsünde bile değildi. Normal bir ülkede köpeklere, ineklere bile bir numara verilir, kaydı tutulur, kulağına etiket takılır bu herifler kendi insanlarının bir kısmına vatandaşlığı bile çok gördü kelebek gibi doğdular kelebek gibi yaşayıp öldüler kaçabilen kaçtı kaçmasaydılar başlarında bombalar patlayacaktı niye geliyorlar gelmesinler istemiyoruz burası bizim ülkemiz diye tepinenlerin kulakları çınlasın öyle bir çınlasın ki hiç kesilmesin akılları başlarına gelene kadar insaf damarlarında kan hareket etmeye başlayana kadar çın çın çınlasın şu saat itibariyle 6 şehidimiz var, 7 yaralımız var. Süt olanın adamları konvoyumuza saldırdı. Barışı sağlamak için, ülke güvenliğimizi korumak için orada bulunan askerlerimiz toprağa düştü. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızın bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Ne güvenli bölge dinlediler, ne Astana, ne Soçi ne İdlib mutabakatı Güya Rusya ile anlaşmamız vardı, çatışmasızlık esastı, Rusya süt Olanın hareketlerini kontrol ediyor, yönlendiriyor, ara sıra gemliyordu. Bu defa nasıl olduysa yapılmaması gereken yapıldı. İki ihtimal var. Ya Rusya'yı da dinlemedi, ya Rusya ikili oynamayı seçti. Zira İdlib kilit noktası. Her iki durumda da ilişkilerimiz zedelenir. Rusya'dan izinsiz rüya bile göremeyen süt olan kendi başına bu saldırıyı yaptıysa Putin'in de itibarı sarsılır. Sözüne güvenilir bir kişi rolünü oynamaya devam etmesi zorlanır. Eğer onun bilgisi dahilinde hatta talimatıyla saldırdıysa Rusya'nın ABDleşmeye başladığı kesinleşmiş demektir. İkinci ihtimal komplo teorisi gibi duruyor ama uluslararası ilişkiler bu tür teorilere muhtaçtır her zaman. Diyebiliriz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya değil de Japonya'ya gidiyor olsaydı belki bu saldırı gerçekleşmeyecekti. Türkiye'nin Ukrayna ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı bu şekilde belli etti. Böyle oyunlarla bizim yolumuzdan cayacak, kararlılığımızdan taviz verecek halimiz yok elbette. İdlib hep önemliydi. Bugün daha da önemli konuma geldi. Büyük göç dalgasını sınırımızın ötesinde karşılamaya çalışıyoruz. Gücümüz bir yere kadar bundan ötesi şartları çok ağırlaştırır. O yüzden güvenli bölge diye yıllardır direnmekteyiz. Bakın Avrupa 3-5 tane bile göçmen gelmesin diye nerelerini yırtıyor. Yunanistan denize bile bariyer yapmaya niyetlendi, oldu olacak duvar örün. Merkel son gelişinde de bizim çalışmalarımızı, gayretlerimizi büyük takdirle karşıladı, diğer batılı liderler gibi hayranlığını ifade etti ve yardımcı olabileceklerini söyledi olacağını değil, olabileceklerini. Senin yardım ihtimalini sevsinler Merkel. Mehmet Şeker Yeni Şafak